Biden'ın vermiş olduğu NATO mesajlarıyla devam edelim sıcak gündeme. Şimdi özellikle diyor ki NATO her zamankinden daha güçlü. 32 tane üyesi var diyor. Başında atıf yaptığınız gibi Finlandiya ve İsveç'e de vurgu yapıyor. Siz bu mesajları Çağrı Bey nasıl değerlendiriyorsunuz? Barışı NATO olarak birlikte koruduk ifadeleri de dikkat çekici. Siz de yani Biden'ın konuşmalarından, mesajlarından bunun nedenli gerçek olduğunu düşünüyorsunuz? NATO çatısını şöyle bir değerlendirdiğiniz zaman diğer yandan bir gövde gösterisi niteliğinde miydi? Gerçekliği nasıl? Tüm bu gelişmeleri okuduğunuz zaman NATO bağlamında. Tarihin gördüğü belki de en büyük ittifak zaten halihazırda. Hani bunu kabul etmek gerekiyor. Barışı korudu mu? Dünyayı gerçekten büyük bir felaketten korudu. Lütfen beni affedin, şu önemli, Putin'in sandığı gibi NATO'da kırılma olmadı ifadesinde kullandı Biden. Bu da evet hem kendi iç kamuoyuna yönelik verdiği bir mesaj. Şimdi demokratların bu Avrupa ile özellikle benzer tandansta siyaset yaptığını biliyoruz. Benzer argümanlar üretirler. Avrupa'nın savunulmadığı, korunmadığı algısı Biden'a gelene kadar tüm dünya, zaten özellikle Batı kamuoyunda ciddi konuşulan bir şeydi. Yani Avrupa Rusya'ya karşı, çünkü 2008 Gürcistan, 14 Kırım, bugün Ukrayna'da başka bir şey yaşıyoruz. Adım adım Rusya'nın her ilerlemesinde ABD hiçbir şey yapmadığını düşünürsek, Avrupa ülkelerinde ciddi güvenlik tehdidi hissettiği, her an güvenlik algısının onlar için değiştiği bir dönemi yaşadık biz. Dolayısıyla Avrupa'nın bu düzeyde ABD'ye karşı NATO'nun ve ABD'nin kredibilitesini tartıştığı bir ortam, Biden'ın kendi iç kamuoyuna yönelik de aslında işte biz dünyanın, batının koruyucusuyuz imajıyla çok fazla örtüşen bir şey olmayacağı için bunu ısrarla vurgulaması normal. Çünkü 3-4 senedir özellikle zaten kredibilite meselesini en azından tartışma açısından, yani yüksek sesle Avrupa başkentlerinde bunun artık tartışılması eskisi kadar canlı değil. Yani Trump döneminde daha fazla biz bunu görüyoruz. Özellikle Trump, yani siz kendinizi koruyamıyorsunuz zaten, %2'yi bile bulamıyorsunuz gibi ciddi eleştiriler yaparken haklı. Aslında biraz da dalga geçerken şimdi bunun Cumhuriyetçi seçmen nezdinde bir karşılığı var ama demokrat bir başkan benzer bir dili benimseme şansı yok Amerikan siyasetinde. Haliyle bunu vurgu yapması normal. Ama öte yandan NATO'nun gerçekten savaşı, felaketleri engelledi. Evet, nükleer bir savaşı ciddi anlamda engelliyor ama daha da önemlisi tarihte Avrupa sınırları içerisinde ortalama herhalde her 20 yılda bir büyük savaş mutlaka yaşanmıştır. 1945'ten bugün 2000, işte 75-80 yıl olmuş, yaklaşık 79 yıldır Avrupa'nın içinde, Avrupa'nın ana aktörleri arasında bir savaş görmüyoruz. Almanya, Fransa, İngiltere. Evet, NATO bunu... Almanya yok artık bu arada bence. Ya İngiltere ile Fransa da hani savaş... Orada bunu Amerika'nın tek kutuplu sistemi ve o oluşturduğu ittifak anlayışı, o ilişki dinamikleri Avrupa'nın bir şekilde kafasını en azından birbirlerine yönelik kaldırmalarını engelleyecek bir düzeni kurmasını sağladı. Yani bu anlamda evet felakette... Sadece bu anlaşmalar mı? Yoksa Almanya'nın fiili olarak Putin çok övdüm bugün, hiç memnun değilim kendimden ama Putin'in doğru söylediği bir şey var. Yani Almanya mı? Değil tabii ki, yarı egemen bir devletten bahsediyoruz kesinlikle. Eyvallah, ben de o fikrim. Yani, yok, halen fiilen işgal altında bir devletten bahsediyoruz. Şimdi bunun adı işgal değil artık ama de facto olarak Amerikan askerinin Almanya'da nerede olduğuna bakmak gerekiyor. Ciddi anlamda. Veya Amerika'nın şu Alman anayasasına bakalım. Almanya'nın şu anki devlet yapısı, işte bu eyalet sistemi, bu kadar merkezi otoritenin zayıf olduğu bir yapının kurulma sebebi zaten bu. Mümkün olduğunca gerçek egemen bir devlet gibi davranmasın. Yani silah güç kullanımı noktasında felaket bir bürokrasiyle karşı karşıya kalsın iktidarlar gibi bir yaklaşım vardır Almanya. Bu şekilde kurgulanmıştır yeni Almanya. Bu sayede hem bütün Avrupa'yı hem de Fransa'yı güvene almış oldular. Evet, ki Fransa da çok, aksine Fransa'da yapı da çok militer bir yapıdır. Bizdeki MGK gibi şey falan var. Tam tersi şekilde Fransa'da zaten aynı dönemde, işte De Gaulle döneminden itibaren onların savunma doktrini tamamen nükleer caydırıcılık üzerine bina edilmiştir. Bugün halihazırda hem balistik füze kapasitesi hem nükleer kapasitesi olan bir devlet olarak, yani normal şartlarda Avrupa'nın ezilen devletini güçlendirdikleri, Avrupa'yı ezen Almanya'yı da çok böyle sivil bir aktör konumuna getirdikleri bir yeni bir Avrupa kurgulandı. Başlarında yapmayı etmeyin diye İngiltere koymuşlar. Tabii orada bir dengeleyici, işte 70'ten sonra İngiltere ve şu an yine o denklemden çıkan bir İngiltere ile karşı karşıyayız. Yani netice itibariyle NATO üzerinden baktığınızda Biden'ın konuşmalarında evet bu açıdan Avrupa'da stabiliteyi sağladığı kesinlikle söylenebilir. Çünkü bu bir zaman vurgusu üzerinden yapmıyor bunu. Gerçekten NATO'nun 75. yılı toplantısı bugün buluştukları için, toplandıkları için orada büyük bir, zaten Amerikan projesidir bu. Bakın 75 yıldır biz bütün dünyayı büyük bir savaştan koruyoruz gibi bir algıyı şu an en azından bununla övünüyor. Yani bunu görüyoruz. Alanda değil yani. Evet, işte onu anlatacağız. Evet, yani Avrupa'da, çünkü dünyada büyük savaşlar, 30 yıl savaşları diyoruz vesaire. Yani milyonlarca insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı'nın temeli zaten nedir? Almanya'dan başlayan bir şeydir. Avrupa'dan doğan bir şeydir. Peki bu NATO ülkelerinin liderlerinden gelen savaş açıklamalarını neye yormak lazım? Liderler neye karşı bir hazırlıkta? Ya birincisi... İşte Vučić'ten gelen bir açıklama vardı. Mesela o tüm dünyayı paniğe sevk etmişti bakıldığı zaman. İşte Viktor Orban'dan zaman zaman benzer açıklamalar geliyor. Almanya'dan, İngiltere'den, evet. Fransa'dan. Sizle beraber de konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İşte stok yapın çağrıları. Neye karşı bir hazırlığın içinde ve hemen herkes... 3. Dünya Savaşı'nın riskinden bahsediyor. Eğer işaret ettiğiniz gibi ise NATO bu savaşları önlüyorsa, nükleer bir tehdidin önüne geçmek için bir arada böyle tarihi bir fotoğrafa imza atıyorsa, fotoğraf karesinde buluşuyorsa, ülkeler, liderler ne için çağrı yapıyorlar? Birden fazla sebebi var bunun. Bana göre en önemli sebebi yine ABD'nin bir koruma kalkanını ne ölçüde sağlayıp sağlamadığı konusundaki belirsizlik. Bu ülkeleri güvenlik, savunma yatırımlarının arttırmasına sebep oldu. Yani bu sene işte %2 barajın birçoğu geçmiş. Yani bu ciddi bir maliyet. Şimdi bunun ama esas gerekçesi, bunu bir kenara koyalım. Kendi iç kamuoyuna verilen bir mesaj mı bu devletlerin? Onunla alakalı, onu da şuraya bak. Halkı ekonomik anlamda bir teşviye sürüklemek ama için. Tek sebebi bu savunma harcamaları da değil. Avrupa'nın dünyada, hani bu bahsettiğim şeyleri tamamen Avrupa'dan duyuyoruz, öyle değil mi? Avrupa ülkelerin dünya pazarındaki payı her geçen gün azalıyor. Ya burası artık küçülen bir yapı. Şimdi normal şartlarda kolonyal geçmişi olan devletlerden bahsediyoruz. Bunların her biri dünyanın belli kaynaklarına çökmüş zamanında ve oradan gelen muazzam kapitalle, sermayeyle bir refah düzeni oluşturmuşlar. Ama geldiğimiz noktada artık bunu sürdürülebilirliği sıkıntı. Mesela Fransa'nın Afrika'daki kolonileri. Evet, buradan bir geri dönüş yaşandı ama Fransa şirketleri orada kaldı. Fransa'nın halen oradaki siyasi etkisi kaldı. Ama geçtiğimiz 2 yıldır sürekli ne görüyoruz Afrika'da? Darbeler. Darbeler genelde kime karşı? Fransa'ya karşı. Yani Fransa'nın Afrika'daki pazardaki payı azalıyor. Yeni oyuncular, Rusya'sı, Türkiye'si ve tabii ki Çin oradaki piyasaya dahil olmuş vaziyette. Şimdi Orta Doğu'ya bakıyorsunuz. ABD çekildiği andan itibaren artık İngiltere için hem Orta Doğu'da hem Körfez'de artık çok güvenli bir ortamdan bahsetmek mümkün değil veya diğer Avrupa ülkeleri için. Şimdi Fransa'nın Suriye'ye mesela bir angajmanı vardır. Artık Fransa'nın Suriye'de böyle bir etkisi yok. Türkiye ve İran, Rusya bunu bitirdi. Şimdi bu ülkelerin dünyanın birçok böyle muhtelif yerlerindeki kaynaklarla veya oradaki siyasi birçok konuda kendi çıkarlarına göre kontrol edebildikleri bölgelerdeki etkisi azaldıkça sermaye azalıyor haliyle. Şimdi bir yandan da sanki hani yüzyıllarca sürecekmiş gibi sandıkları bu sermaye, kapital öyle bir refah düzeni yarattı ki şimdi sosyal yardımlar diyoruz, felaket maaşlar, işsizlik düşük, yani bankalarda eksi faizlerden bahsedilir vesaire. Eksi faiz nedir ya? Yani muazzam bir sermayeden bahsediyoruz. Bugün mesela Türkiye'de biz hep şeyden bahsederiz ya, zam gelir ama geri gitmez, yani enflasyon düşse bile. İngiltere'de gitti. Yani bu sermayenin getirdiği bir şey. Şimdi fiyatlar düşüyor yani. Evet. Yani biz ama bu öyle bir düzen yaratıyor ki burası aynı zamanda bütün dünya açısından halihazırda belki 300-400 milyon nüfusu olan bir bölgeden bahsediyoruz. Dünyada tüketimin de merkezi. Şimdi bu tüketimden kastımız da şudur. Burada bardak ağzına kadar dolu. Şimdi bir ortalama bir çalışanın orada evi olmasının, arabası o, işte Türkiye'de bu sürekli gündem olur. Ya var da bütün bunlar aslında bu tüketim toplumunun getirdiği bir şey. Bu insanlarda yatırım yapmak, para biriktirmek ihtiyaç da yok. Çünkü enflasyon derdi yok. 10 yıl sonrasını öngörebildiği bir sistemden geliyor. Ama bir Covid yaşadılar. Covid döneminin 2 senede karşılığı şu oldu. 300 pound kira verirken İngiltere'de 600-700 vermeye başladı bir öğrenci. Şimdi bu doğrudan... Panto vermiyordu da öncesinde. Yani işte ben ilk başladığımda 300 ile başladım. 57'si de kuzeyde. Yani kuzeyde tabii. Onda tabii daha pahalı tabii. Yani şimdi bu en basit mesela barınmayla alakalı bir maliyet artışından bahsediyoruz. Şimdi bunun gibi birçok kalemde sürekli artışlar yaşandığı andan itibaren adamların alıştığı... Bir de doğalgaz herhalde. Doğalgaz faturaları falan çok yükseldi. Her şey çok yükseldi. Şimdi bununla karşılaştıkları anda bardak onlar da çok kolay taşar. Şimdi bizim %70-%80 enflasyonla yaşadığımız sıkıntıyı bu insanlar, bu düzen ağzına kadar dolu bir sosyal devlet, refah düzeni olduğu için %5, %6, %8, %10 enflasyonlarda yaşamaya başlıyor. Çünkü sizin savunma harcamalarına harcadığınız ekstra 1 milyar, 2 milyar dolar bir anda bu sosyal yardımların herhangi birinden kesinti anlamına geliyor. Denk bütçelerden bahsediyoruz. Ve orada hani karşımıza direkt şu çıkar. Bugün aşırı sağ yükseliyor değil mi? Yani temelinde toplumsal talepler değişmeye başlıyor bir noktadan sonra. Toplumsal talepleri siyaset mekanizması, sistem siyasetçileri ve şey karşılamıyor çünkü. Aynen öyle. Hiçbir şekilde bir egemen devlet gibi hiçbir alanda hareket edemedikleri için. Çünkü Afrika'da Rusya'ya karşı direnemiyor. Ukrayna'da direnemiyor ABD'nin yardımı olmadan. Şimdi vatandaş bunu görüyor bir yandan, vatandaş bunu hissediyor da öteki taraftan. Şimdi haliyle çıkıp o liderlerin şunu demesi lazım. Bakın savaş çıktı, çıkacak, sıkı durun. Sizin de en başta dediğiniz gibi vatandaşı konsolide etmek burada amaç. Ama edemezsiniz. Etme şansı olmadığını da görüyoruz ya, bugün Fransa seçimlerinde Macron nasıl rezil olduğu ortada. Yani bu hakikaten ciddi bir dönüşüme işaret ediyor. Evet, hala sistem içinde bir dönüşüm bu. Avrupa'da gerçekten bütün dengelerin bir anda bugünden yana değişeceği bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama yönelim çok açık, net. Avrupa Parlamentosu seçiminde de gördük. Sağın yükselişi. Yani aslında egemen bir devlet aslında olma gibi talepler. Sağ merkeze kaydı, sol merkeze kaydı. Fakat sağ daha tepki gösterdi. Çünkü eski o aşırı sol kalmadı. Aşırı solcular da kalmadı. Fakat sağcılar hala çok kalabalık her ülkede. O yüzden merkeze kayan sağ partilerinin yerine ikameleri çıkmaya başladı veya